HDP'nin kapatılma davası da var. Bu baskı artacak ya. Şimdi bir bakıyoruz e, Ferhat Enci'ye, HDP İstanbul İl Eş Başkanı'na dün bir polis tokat atıyor. Bugün HDP genel başkanları, eş başkanları ilçe binasına HDP'nin Kadıköy'de alınmıyor. Ve yine müdahaleler söz konusu. Bir yandan kapatma davası var HDP'nin bir yandan. Yargıtay Başsavcısı HDP'nin hazine yardım bulunan hesaplarının bloke, edilmesi, bloke edilmesini talep etti. Yani bir HDP konumuz da var. HDP iktidarın düşmanlaştırdığı, terörle direkt bağlantılandırdığı, HDP'nin yanında olanı da direkte bağlandırdığı bir siyasi parti milyonların tercihiyle oy verdi. Oy verdiği, oy verdiği ve madem. şu anda mecliste 3. E, yüksek orana sahip siyasi parti. Kapatılır mı HDP? Bu yaşananlar, evet. dün yaşananlar ve bugün olanlar da bu talep de nasıl Şimdi şöyle bir kere ilkesel bir e, tavır ortaya koyalım. Bir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisine kimse tokat atamaz. İki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde siyaset yapan, Hiçbir siyaset yapıcıya da hiçbir polis tokat atamaz. Bir kere bu ikisini ha, Tamam. Bir net an acaba koyalım. yanlış mı anladım hayır, diye hayır, düşündüm. Tamam. Hiç kimse Türkiye hiç Cumhuriyeti Hiçbir atamaz polisine... Tokat ya. Buraya da, siyaset Oraya siyaset da değil, Hiçbir vatandaş hiç kimse, hiç kimse Türkiye hiçbir polis, hiçbir polis Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tokat atamaz. Aynen. Aynı zamanda siyaset yapıcıya da tokat atamaz. Mümkün Bu ikisi değil. birbirinden bağımsız değildir. Kimse de polise tokat atamaz. Bir kere burada anlaşalım. Evet. Yani şu açıdan değerlendirme yapmak yanlış. Şimdi biz Ferhat yap atılan tokat aynı zamanda siyasete atılmış bir tokattır. Bu tokat Elinde silah tutan, devletin silah tutan kolluk güçleri tarafından atıldığı için de vesayeti simgeler. Siyaset evet. üzerinde silah vesayetini simgeler. Dediğimiz zaman e, polise de tokat, e, o da yanlış, İkisi de yanlış. Hiç kimse onu savunmuyor Hiç ki. Hiç kimse onu savunmadı, savunmuyor da. Ne polise atılan tokat doğrudur, ne vatandaşa atılan tokat doğrudur, ne de bugün Ferhat Encü atılan Kesinlikle. tokat doğru değildir. Bunun karşısındayız. İki, Mithat Sancar. Yani kimdir Mithat Sancar? Bir siyasi partinin... Eş genel evet. başkanı. Pervin Buldan da aynı şekilde. başkan. Şimdi bunlar bir siyasi partinin liderleri. Evet. O siyasi parti de yani isterse 0.01 oy ol. alsın. Sandıktan oy alan her siyasi parti e, mutlak anlamda saygın bir organizasyondur. 0.1 oy alsa bile. Ki üçüncü parti. Ve bu meclisin üçüncü büyük partisi. Yani Cumhur İttifakı'nın ikinci ortağından daha fazla oy alan bir partiden bahsediyoruz. Milliyetçi evet. Hareket Partisi'nden daha çok milletvekili var. Yani grup en az milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Önümüzdeki seçim muhtemelen hiç olmayacak zaten. Hiçbir vekiller olmayacak. O da görünüyor. Şimdi bir kere burada taşları yerine oturtmak lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi anayasa değişikliği teklifini konuşmak üzere HDP'yi ziyaret ettiği zaman bu gayet meşru, normal bir ziyaret. Ama muhalefet partileri herhangi bir konuda HDP'yi ziyaret ettiği zaman terör destekçisi, PKK'nın yardakçısı, terör yandaşı. Evet. Bu bir algı operasyonudur. Bu karanlık, kirli bir algı operasyonudur. Bu kirli operasyona karşı da çok net bir şey söylemek lazım. Herkes, her kim ki terörle yan yana ise biz her zaman onu lanetleriz. Ama halkın seçilmiş iradesine saygı göstermek de demokratlığın gereğidir. Demin Selçuk Hocam dedi ki Türkiye'nin bütün demokratları Aynı e, e, eksende bir arada Yok, olmalıdır. olmalıdır. Evet. Demokrasiyi savunmamızın e, temel ölçüsü şudur. Seçilmiş iradeye saygı duymak. Bu elbette şu anlama gelmez. Hiçbir seçilmişin suç işleme özgürlüğü yoktur. Dolayısıyla eğer bir seçilmiş suç işlemişse bu yargının konusudur. Hangi yargı? Bağımsız yargı. Siyasetten arınmış yargı. Bu bir siyasi kamuoyuna mal edilemez. Dolayısıyla biz efendim şahısların yanlışlarını siyasi kamuoyuna mal edemeyiz. Örnek vereceğim e, e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bakanları yanlış yaptığı zaman bizim hiçbir zaman şöyle bir e, cümle kullanmamız etik midir? Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenlerin tamamı. Adalet ve Kalkınma Partisi kamuoyunun tamamı. Bu yanlışın bizatihi e, e, kendisidir diyemeyiz. Bu kişileri bağlar yargı süreçleriyle ilgilidir ama gel gör ki ve ee, bu maalesef uzun zamandır kullan Ama şunu söyleyeyim. Bir, bu ziyaret sonrası artık bu argüman kullanılamayacak siyasette. Hı. Şimdi ikinci bir görüşme daha yapılacak. Adalet ve Kalkınma Partisi heyeti ile bir görüşme daha yapacak. Bu anayasa Paketi ile alakalı. İkinci görüşmede de basına fotoğraflar verilecek. Yine aynı şekilde bunlar Sayın Devlet Bahçeli'ye sorulacak. Sayın Devlet Bahçeli bir önceki görüşmeyle alakalı ne demişti? Fevkalade normal ve olumludur demişti yine aynı beyanları kullanacak. Dolayısıyla artık HDP'nin üzerinde böyle bir dil kurmak mümkün hale gelmeyecek. Hmm. Recep Tayyip Erdoğan. Zaten bugün Recep Tayyip Erdoğan HDP'de Ama ne zaman ne diyecekleri bakın, belli değil HDP'de ki. şu kadarcık ışık görse, şu kadarcık ışık görse, Bütün evet. siyasi bagajını çöpe atıp Recep Tayyip Erdoğan bugün şu kadarcık bir e, imkan bulsa, Devlet Bahçeli'yle olan ortaklığını anında sonlandırıp Derhal HDP ile masaya oturup onlarla Tabii. siyaset yapma yolu arayacak bir durumdadır zaten. Aksi takdirde zaten Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de seçimi MHP ile kazanamayacağının fevkalade farkındadır. Bu farkındalık sebebiyle bugüne kadar terörist dedikleri, her türlü hakareti yaptıkları HDP'nin kapısının önünde böyle hani bizi de içeri alır mısınız falan gibi böyle çok da naif bir tavırla gidip orada resim çektiriyorlar. Yani hadi barışalım, hadi tekrar kardeş olalım. Ama nedir bu? Burada şu siyasetin ölçüsü şu olacaktır. HDP de zaten eş genel başkanları yaptıkları açıklamalar da bunu söylüyorlar. Türkiye'nin bugünkü şartları da demokrasiden olağanüstü uzaktadır. Demokrasiyi savunan siyasi partilerin bugün hükümetten bir diyalog ve müzakere geliştirecekse bile çok maksimum bir demokratik talebi olacaktır Türkiye'nin normalleşmesi adına. Örneğin Mehmet Çimşek diye bir bomba patladı dün. Evet. Bakın çok kısa benzer bir şey söyleyeceğim. Ben Mehmet Bey'in ekonomi politikasını bugün makro e, ekonomi açısından e, fevkalade işte ortalama liberal ekonominin ortalamasını savunan, makul e, liberal ekonominin makul tezlerini savunan işte e, bugün Türkiye'de Nurettin Nebati ile kıyaslarsanız Nurettin Nebati'nin 50 gömlek üstünde falan bir isimdir ama Mehmet Şimşek bugün bakan yapılsa sizce bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Çünkü Türkiye'de artık bakan yoktur. Türkiye'de evet. artık para politikaları Tabii. kurulu yoktur. Türkiye'de bunların tamamı ortadan kalkmış. Artık kişilerden bağlantısız Tayyip Erdoğan. gidiyor. Tabii. Tabii. Türkiye'de sadece Tayyip Ş Erdoğan şurada. vardır. Dolayısıyla Adalet Her ve Kalkınma er er Partisi yoktur. Evet, söyleyeyim de Mehmet Şimşek'in öyle bir bakanlık meselesi yok. Konuya vakıfım efendim. Evet, evet. Yok ama hani ben dünkü tartışmadan yola çıkarak Selçuk Hocam öyle bir şey olsa bile. Evet. Son cümle söyleyeyim. Evet. Bugün... Makul meşru adat ve kalkma partisi bir siyasi partiyle demokrasiyi savunan partiyle müzakere edecekse zaten ortada demokrasiyi savunan bir o bir demokratik ortam olmadığı gibi ortada bir devlet aygıtı da kalmamıştır. Evet. Dolayısıyla konuşabilecek mesele yoktur. Burada bu sistemde bu rejimde ısrar eden bir siyasi partiyle konuşabileceğiniz hiçbir şey olamaz. HDP kapatılır mı? Bir tek cümle çünkü süremiz ben daralıyor. Ben Türkiye'nin konuklarına... önümüzdeki günlerde e, çok e, kafa karıştırıcı, çok spekülatif gelişmelere gebe olduğu kanaatindeyim. Hmm. Parti kapatmalar da dahil olabilir buna. HDP'nin kendince aldığı önlemler var. <gülüyor> yani <gülüyor> alternatif siyasi partilerden seçime girme gibi yollar yollarda bir takım hazırlıkları var. Onları biliyoruz. Ama yani <laughs> bu tür şeylerin olası olabileceği kanaatindeyim. Eğer bir uzlaşma ışığı görmezlerse ellerindeki bu kartı da oynayacaklardır. Ama bakın oynadıkları tüm kartlar İmamoğlu davası dahi Recep Tayyip Erdoğan'a demin aslında Orhan Hocam'ın da dediği gibi oy kaybettiren hadiselerdir. Kafasında tereddüt olan Kürt seçmenleri dahi kendilerinden kopartacak, uzaklaştıracak, Diyarbakır'dan çıkarttıkları milletvekilini de çıkartamaz hale onları getirecek hamlelerdir bunlar. Dolayısıyla ben bu hamlelerin Sonuç getireceğine ihtimal dahi vermiyorum. Ne olacak? Hezimetteki aradaki makas farkını arttıracak. 60'ta değil 65'te kazandıracak bize. Peki. Yani bunları yapmaya devam etsinler. Sayın Selçuk Özdağ siz ne düşünüyorsunuz? Bu son dönem HDP'ye yönelik tavırlar. <laughs> e, hani deyim yerindeyse işe gelince unutuluyor. E, işlerine gelince unutuluyor. Görüşmeler yapılıyor. Görüşmeler için e, önsel açıklamalar da yapılıyor. Ama... Genel itibariyle HDP'nin kapatılma davası var. Bugün işte Yargıtay Başsavcısının talepleri var. Dün ve bugün yaşananlar var. Eş başkanları ilçe binasına almadılar. Hani HDP eş başkanlarına HDP'ye bir abluka uygulandı neredeyse. Dün atılan tokat var. Bütün bunlara baktığınızda HDP kapatılır mı? Mesela HDP'nin fikirleri değil. Hmm. Mesela HDP'nin tercihidir. Eğer evet. HDP Cumhur İttifakını, Cumhur Partisini desteklemiş olsaydı bunların hiçbiri başına gelmezdi. Örnek mi istiyorsunuz? Güneydoğu Anadolu'da HDP Belediye Başkanlığında kalmak isteyenlere kayyum, kalmak istemeyenler eğer Adalet ve Kalkınma Partisine katılırlarsa veya bir başka kendi bunları destekleyen partiye katılırlarsa evet. makbul insanlar oluyorlar. Geceleyin terörist, sabahleyin kalkınca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı haline dönüştürüyorlar. Biz Gelecek Partisi olarak kayyum atamalara karşıyız hukuk karar vermelidir. Hangi hukuk? Objektif, tarafsız ve şeffaf bir hukuk karar vermelidir. Bu noktada İçişleri Bakanlığı devreye girmeli, müfettişleri devreye girmeli, bu bu noktada Sayıştaylar devreye girmeli ve ardından da savcılık devreye girmeli. Eğer burada bir suç varsa, suçların şahsiliği prensibi gereğince şahıslar cezalandırılmalı ve de orada belediye meclis üyeleri içerisinden birisi belediye başkanı olarak atanmalı. CHP'li belediye başkanına farklı muamele Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanına farklı muamele mesela 8 belediye başkanının için görevden alındılar. Onlar FETÖ'cü isiler iseler niye gözaltına alınmadılar? Doğru. Onlar eğer suç işlemişlerse İçişleri Bakanlığı'nın müfettişlerin raporları nerede? Onlar niçin açığa alınmadılar ve cezaevine gönder gönderilmediler? Savcılar onları soruşturmanın selamet için açığa almadılar Da Sayın Recep Tayyip Erdoğan bunlarla anlaşarak. Hatta bir tanesi ağlayarak görevi terk etti. Melik Gökçek direnmeye çalıştı. Evet. Bunlara niye farklı muamele? Türkiye'de hukuk eğer onları destekliyorsanız biraz önce kim söyledi bilmiyorum. Makbul insan olursunuz. Eğer desteklemiyorsanız Kürt de olsanız, Türkmen de olsanız, Alevi de olsanız, Sünni de olsanız, suda yürüseniz, havada uçsanız siz makbul insan olamazsınız. Burada HDP'nin kapatılmasına karşıyız. Eğer bir suç işlenmişse teröre de karşıyız. Kim terörü destekliyorsa, kim Türkiye'de...